Hayat. Ne oldu sana? Neyin var? Odaya gelsene, bir şey konuşacağım seninle. Sen git hayat, ben geliyorum şimdi. Murat lütfen. Emre Bey'le bir şey konuşma, hemen geliyorum. Gelsene Emre, yürüyelim biraz. Yürü. Murat sakin. Emre'yle. Geçen ağzını burnunu kırdım falan deme. Böyle sakin sakin konuştum de lütfen. Sadece çıkışa kadar eşlik ettim, o kadar. O da öylece gitti mi? Hı hı. Aşkım. Murat. Yakışıklım. Sen benim kızacağım bir şey söyleyeceksin. Tamam, kızmayacağım. Hadi söyle, dinliyorum. Gel şöyle bir oturalım böyle bir. Sen bir sakinleş, bir rahatla. Hayırdır inşallah. Anlat bakalım, dinliyorum. Yok, yok, karım benim katil olup hapse girip yaşlanmamı istiyor. Yoksa o şerefsizin teklifle evet demeni başka bir açıklama bulamıyorum hayat. Beni aydınlatır mısın? Biraz sakin olsana sen önce, ha? Ben gayet sakinim, tatlı tatlı soruyorum bak. Ne yapmaya çalıştığını anlamak istiyorum da o yüzden. Şimdi ben şöyle düşündüm. Kaşların çatık deniyorsun. Olmaz böyle ama. Yo, bak gayet gülüyorum. Bu daha ürkütücü oldu Murat. Tamam. Ciddiyim. Böyle nasıl? Heh. Gayet dikkatim, ilgim sende. Anlat hadi. Tamam. Sertenin iyiliği için evet dedim. Nasıl yani? Tek çare senin evet demen, öyle mi? Ancak o zaman hissede geri verecek. Öyle dedi. Böyle bir şey mümkünatı yok hayat. Anladın mı? Senin düşünmeni istediğim tek şey şu anda balayı. Ya Sert'e bu durumdayken ne balayı? O balayına gideceğiz. Döndüğümüzde de ben her şeyi halledeceğim. Ama Murat ya. Haması yok hayat. Konuşma bitmiştir. Köprü. Seninle mi postaladı? Evet evet, aynen öyle. Postalamakla kalmadı, kargoladı hatta. Telgraf da yolladı. Balayına gidin stop, çocuk yapın stop. Emre ne olacak? Şirket ne olacak? Kocan o işi çözdü bir tanem, sen merak etme. İyi de nasıl çözdü? Şimdi anlatmasam daha iyi olur, tadımız kaçmasın hadi. Telefonu da aldı benim, senin aldı mı? Aldı aldı. Peki bir şey olsa ne olacak? Başımıza bir şey gelse, yani şimdi ben annemle hiç konuşmadım. Bir şey soracağım. Sen telefona bakmaya zamanın olacak mı sanıyorsun? Hı? Diyorum ki şöyle böyle güzel
bal gibi dudakları olan. Hı? Bakınca insanın içini ısıtan kocaman gözleri olan. Gülünce üzerine çiçekler açan gamzeleri olan bir kız mı yapsak? Hı? Ağam. Geldi yani. Geldim Cem. Lütfen küçük kolunda yardım et, indirelim taksiden hadi. Bir bırak elimi da ya. Ya ben kendim inerim, kötürüm müyüm ya? Tamam hadi hadi hadi. Tamam tamam tamam. Ya anne tamam, bir bırak değilim ya. Kız Emine, biz bunu niye buraya getirdik? Kız kardeşimin çalıştığı yeri göreceğim dedi, onun için getirdik ha. He he deyip idare edemedim, bu soğuk havada çıktık dışarı. Adam görmüyor görmüyor, ne yapacak burada? Anne. Ha kızım söyle yavrum. Ben görmüyorum, sağır değilim. Duyuyorum konuştuğunuz, arkamdan konuşmayın ya. Tamam kızım, konuşmayız evladım, tamam. Kardeşimin çalıştığı yer burası mı? Ha evet evet, tam önündeyiz, tam önünde. He tam burası mı? Ama kızım yavrum, o taraf değil, dur bu taraf. Nerede? Ne diyorsun anne? Hayırdır? Abim. Kim bu kardeşimin elini tutan ergele ya? Bir artiste benziyor ama çıkaramıyorum. Vay ben şimdi senin... Kardeşimin sesini duydum. Nerede? O tarafta değil kuzum. Bu tarafta, bu tarafta. Nerede? Sağda mı, solda mı? Abi. Hayat. Ne işin var burada senin? Özledik, özledik ya. Canım, canım benim. Özledik, özledik ya. Ya. Ya görsem ne kadar büyümüşsü diyeceğim de görmüyorum ki işte. Ne demek görmüyorum ya? Ne demek görmüyorum? Ne diyorsun sen? İyice ezeyim şunun ayağını. Aslında kafa göz dalmak var ya, her şeyi unuttum. Tut kendini Cemil. Yaptım bir oyun, devam et. İşte Gürcüs sana bir elim kaza geçirdim. Gözlerimi kaybettim. Yaşıyoruz burada şükür. Yaşıyoruz işte. Pardon, ayağıma basıyorsunuz ha. Bir erkek sesi duydum, nereden? Benim efendim, benim. Bizi tanıştırmadılar, ben Hayat'ın... Hayat'ın patronu oluyor, patronu Murat Bey. Patronu. Vay be, anneme bak anneme. Kadının hayatı yalan olmuş. Aile mi düştü, durumlara bak ya. Ula baba, kendin bir alt yedin... Beni de batırdın, rezil ettin ya. Bir kahve ikram etmeyecek misin abine? Burada mı dikileceğiz he? Ya ne bileyim, ben seni böyle görünce birden akıl mı kaldı yani, bir de böyle görünce? Tabii tabii, buyurun. Buyurun içeride içelim, buyurun. İçelim. Al kızım, koluna gireyim ben senin annem. Gir, gir. Ha bir şey diyeceğim. Soracağım, soracağım. Aklıma geliydi. Dedem nerede? Buyurun. Şurada. Evet. Abi. Söyle canım. Sen niye bize söylemedin? Üzülmeyin istedim işte ya. Ondan söylemedim. Hemen oradaki doktorlar geçici dedi. Aa, aşk olsun. Doktorlar geçici dedi, sen bana söylemiyorsun öyle mi çocuğum? Aşk olsun. Fırsat olmadı anne işte, tam konuyu kapat da uzatma işte, da üzülüyorum ya. Hayat Murat, ben sizi bebek yapmaya yollamadım mı? Niye hala buradasınız? Bu kadın ne diyor ya, ne bebeği? Murat. Oy bu ne ya? Ahu gözü de bu nedir ya? Vay anam vay vay vay. Ballidir ballin. Ya Rabbim bu ne tatlıdır ya.
Anne! Ha kuzum. Bu hanımefendi bebek dedi, ne bebeği? Şey... Ne anne? Zıbın. Zıbın. Zıbın şimdi bunlar burada bebek işi kıyafetini zıbın işine girecekler. Zannediyorum Tuval Hanım onu demek istedi herhalde. Değil mi Tuval Hanım? Ha? Anlamadım. Başını sallıyor. Evet manasında. Hanımefendi ben körüm de göremiyorum onu diyorlar yani. Aa, okey. Çok üzüldüm. Sağ ol. Otur çocuğum. Otur kuzum, otur yavrum, otur çocuğum, otur anne, otur. Sen gelsene ben. Gel gel. Hayat, biz niye abine söylemiyoruz? Olmaz, saçmalama, söyleyemeyiz çünkü. Ya dedenden korkmadık, niye abinden korkuyoruz? Çünkü kendisi doğrucu davuttur. Yani öyleydi. Yemez içmez, gider babama yetiştirir. Ola herkes birbirine kaş göz yapar. Bin bir tilki dolanıyor ortalıkta. Bebek mebek, kafam iyice gitti ha. Yoksa bunlar evlilik dışı mı yapacaklar çocuğu? Hele annemdeki rahatlığa bak. Toplumsal olarak ne zaman bu hale geldik, çökmüşüz, bitmişiz biz ya. Ben dedenden çektiğim aynı şeyi abinden çekmek istemiyorum. Anladın mı? Aşkım birazcık anlayışlı olur musun? Ya balayı ne? Gideriz sonra. O sırada da abime alıştıra alıştıra söyleriz. Ben başlarım ama böyle aşkın ızdırabına ha. Duyacak. Duyarsa duysun. Aylardır karnını çeken benim. Cemil Bey. Ne yapıyorsun? Efendim biri mi seslendi? Yok abi yok. Seslenmedi. Bırak. Bırak sana. Yok. Babama söyler diyorum. Söylesin. Bizim söylemediğimiz kapat zaten. Niye babana söylemiyoruz ki biz en baştan beri? Şimdi söyleyelim, gelsin vursun bizi. Neden bana sormadan evlendiniz diye. Ya niye vursunlar bize? Delirdin mi sen? Sakin ol. Cemil Bey. Evet. Buradayım. Biz size söylemedik ama en başta. Hayat'la ben. Çıkıyoruz. Nereye çıkıyorsunuz anlamadım. Çıkıyoruz işte abi, yani sevgili gibi çıkıyoruz. Ayvayı yedik Fatih, ayvayı yedik. Ciddiler ama ciddiler değil mi Emine? Ha, tabii ciddiler, çok ciddiler, en ciddiler. Ciddiler. He, ciddiye öyle mi? İyi. O zaman biz eve gidelim. Ben de size ciddi bir şeyden bahsedeceğim. Bize müsaade. Saçlarının kızılına bak. Alev gibi yakıyor ortalığı hatun. Kıydım da söyledim o yalanı. Hatuna meşhur bakışımı bile atamıyorum. Hay ben böyle şansın. Abinle konuşmaya geldik hayatım. Hiç sırası değil, giremezsiniz. Senden izin istemiyoruz farkındaysan. Olmaz. Ya niye olmaz? Bu saçmalığı en başından halledeceğim bu sefer. Olmaz. Ya hayat bekleyemiyorum, dayanamıyorum artık ya. Biliyorum Murat. Biliyorsan çekil o zaman. Bak tam kadro geldik, kapıya dayandık farkındaysan. Bu sefer istesen durduramazsın bizi. Ama çok büyük bir hata bu. Değil, hiç değil. Gideceğim bir çırpıda her şeyi anlatacağım. Verdi verdi. Vermedi evlilik cüzdanını masaya koyacağım. Tutacağım kolundan götüreceğim seni. O yüzden hadi çekil de vakit kaybetmeyelim. Fazıl babaanne. Söyle kızım. Ateşe kürümle gidiyor bu. Haklı kızım, ne diyeyim. Çekil önden hayatım. Okey. Hoş geldiniz. Buyurun. Artık ne yapayım? Benden gitti. Benden geçti. Hoş geldiniz. Thank you.
Ver şu elindekini de rahat otur hadi. Oğlum bu adam gerçekten kör mü lan? Çok dik dik bakıyor. Vay bıyıklı vay. Çaktırmadan kız eline dokunayım. İpeğin yavuklusu bu, anladık. Bu bebek yüzlü de kırmızı saçlı kıza yürüyeyim maşallah. Bunlarda da işlem tamam. Güzel. Nene desen uçmuş. Geldiğinden beri halının desenlerini ezberetti. Derdi büyük. Allah şifasını versin. Ha bu niye gülüyor? Hayret bir şey ya. Oy benim garibana, ne bitmeyen çilem varmış. Çek dur, babam gibi bir adama düşmüşsün ya, ah ola ah. Bu oğlanın da bakışları bir tuhaf he. Allah bir kibrik vermiş maşallah, alttakiler kalk gidelim diye, istekiler tövbe tövbe. Yanlış biliyordum ama bu oğlanın parmağında yüzük var. Ula bacımda da var aynısının tepkisinden. Oy la, bunlar bizden habersiz nişan mı yaptı yoksa? İşi bitirmişler, baştan başlıyoruz aile, beni yiyecekler. Ula bu yüzük sağ da olduğunda mı nişanlısı oldu? Neyse boş ver. Yalnız benim adım Cemilse ben bu oyunu bozarım. Anne! Efendim oğlum. Ben yatacağım. Hah! İyi geceler abicim, Allah rahatlık versin. Aa! Çocuğum bu saatte ne yatması? Misafirlerimiz var. Yoldan geldim, yorgunum. Uykum geldi, kimse kusura bakmasın. Oğlum. Çocuğum, kız istemeye geldiler ya Cemil'im. Hani ayıp olur yani. Hadi kızlar, siz bir kahve yapın. Haydi uzatmayalım, uzatmayalım. Otur, 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 otur. Ben kahve mavi istemiyorum. Hem beden ne istiyor, ne alakası var ya? Kimden isteyeceğiz peki? Abi biraz daha sol tarafta. Nerede? Solda da, aynen öyle iyi. Babamdan isteyeceksin. Allah Allah. Kız onun kızı, o verecek. Ben bu durumda size yardımcı olamam. Kusura bakmayın benim yani. Babanı karıştırma şimdi oğlum. Karıştırma babanı. Abi iyi de babam burada değil ki. Heh çocuğum, yavrum bak başımızdaki şu anki erkek sensin. Senden isteyecekler, sen de vereceksin, gidecek. Kurban olayım, üzme beni. Hadi yavrum ver gitsin. İyi. İyiyim. Madem öyle, gele bakayım böyle. Ne yapıyorsun çocuğum? Beşe çok bastın mı babam arayı? Allah bana bir şeyler oluyor. Babaanne. Oğlum. Bu konuyu seninle halledip çözsek. Anacığım olmaz, karıştırmayalım. Ben babamı arayacağım. Yapamam. Allah aşkına şu telefonu kapatır mısın ya? Çalıyor. Açtı. Apollere vereyim de rahat konuşsun. Alo Cemil, ne var burada? Aha vallahi açtı. Hadi benim şu dilatım ol. Dilatım olacak. İsterdim sana zahmet kurma. Getiriyorum. Cemil niye konuşmuyorsun? Dalga mı geçiyorsun lan her yere? Babacığım, selamün aleyküm. Ben seni rahatsız ettim. Kusuruma bakma. Bir hayırlı iş için aradım seni. Hayırlı iş mi? Buna ne karıştırıyorsun sen? Babacığım, kız kardeşimi istemeye gelmişler. Kimi?
Hayatı mı? He, seninle konuşmak istiyorlar. Nasıl? La kapat kapat, benim kimseye verecek kızım yok. Hayat küçüktür daha. Yeni işe girdi kız. Uğurlar olsun de koy onları kapıya. Ula meşgul etmeyin beni. Fırtınadayız dedim sana, fırtınadayız. Anana da selam söyle. Ben mi küçükmüşüm? Bir dakika ya, ne demek bu? Ne oluyor? Ne bu? Bir telefon alabilir miyim? Tabii babacığım, damat adayı telefonla konuşmak istiyor seninle. Apolleri açtım, küfürlü konuşmayasın sakın. Ellerinden öperim. Sefer Bey merhabalar. Kapatmış. Buyurun efendim. Telefonunuz. Buyurun. Ver ona, ver, ver. İndi inecek, inme. Ver. Anne. Hı. Vermiyorum diye bir şey yapar mısın lütfen? Ne bileyim ben, ne yapacağız? Ne bileyim? Ya söyleyin, kurtulun canım. Korkmayın bu kadar, nasıl olsa öğrenecek. Vallahi işler çok pis sarpa sardı. Ne olacak şimdi? Yapacak bir şey yok. Kaçıracağız. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Kaçıracak mısın? Sen anca aklını kaçırırsın sen ya. Emine Hanım, vallahi benim kafam karıştı. Nasıl çözeceğiz biz bu işi? Azman, ver bir tane daha Dilahtı abla. Fazla gelmesin Emine. Ya anne, bırakır mısın şu elindeki ilaç kutusunu? Bir çözüm bul. Ne çözüm bulayım çocuğum? Kapa yatı, ben kapıyı açacağım, tamam mı? Ay. Kerem, bir sus abicim ya. Anne! Ne? Anne, 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 anne. Ne oluyor anne, anne ne? Ya tamam, bir sakin ol, sessiz ya. Sessiz. Ben kabul etmiyorum. Neyi kabul etmiyorsun ya? Şunu kabul etmiyorum. Ha söyle. Ben Haşmet dediği açtım da aldım bu kızı. Benzeteme, benzemem ama ha. Bir de bak, benim evime geldin öyle bağırmak, mağırmak olmaz ha, diyeyim sana uşağım. Sen kızı aldın, ben de kızı senden geri aldım. Bu kadar basit. Şimdi bakın. Nereye bakıyorsunuz anlamıyorum ki ben. Sinirlerim bozuldu iyice, özür dilerim. Ne yani sen, bak abi sen sanki bana vuracak mısın benim? Yüzüme mi vuracaksın? Abi daha bu tarafta. Buradan mı? Evet evet, böyle. Bu tarafta böyle. Sağ ol büyüklük. En çok seni sevdim ha. Bıyıklı olduğunu bildin. Enteresan. Babamı telefonda duydun. Sakizmiz yok. Hadi kapının yerini bilirsin, güle güle. Şimdi siz kulağınızı açın, beni iyi dinleyin. Bu kadın benim nikahlı karım. Yani bayağı karım. Evlendik, nikahlı karım. Ne nikahı? Bayağı resmi nikah. Telefon çal, daha babamın melodisi çalıyor. Bak adamın aklına takıldı tabii. Arıyor şimdi. Hayat. Al sen aç telefonu. Babamla sen konuş de. Babacığım da evlendim. Seni arama gereği duymadım. Seni adam yerine koymadım de babama. Hayat. Hadi hadi. Hadi. Açmayacağım ben o telefonu. Ne oldu? Sustunuz hepiniz. Ne oldu? Susacaksınız tabii. Bittiniz hepiniz, bittiniz. Cemil geldi. Çok özledim seni. Şimdi burada olsaydın sana sımsıkı sarılırdım. Saçlarını okşardım.
Ben de çok özledim. Aşkım ağlama. Ağlama bak, dayanamam, gelirim alırım seni. Kimse duramaz önümde, söyleyeyim. Gelme, gelme, ağlamayacağım. Sensiz geçen her saniye bir yıl gibi bana. Elini tutmam, uykuya dalamam. Burada olmasaydım şimdi bu olayı ne olacaktık? Herkesten, her şeyden uzak. Yanında olacaktım. Buradayım aşkım, yanındayım zaten her zaman. Aramızda mesafeler olsa ne fark eder? Benim kalbim seninle atıyor. Sen diye atıyor. Biliyorum. Hissediyorum bunu. Bak mesela şimdi... Şimdi saçlarını kokladım. Gülümsüyorsun. O kadar güzel gülümsüyorsun ki. Bütün dertlerimi unutturuyorsun bana. Gülümsemenle dünyam duruyor benim hayatım. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sen uyurken hasretin dökülür gecelerden sokaklara. Gelir yüreğime çöker. Gelir yüreğime çöker. Her gün başka bir pencerede sensizliğim yollarına bakar. Hayat, ne yapıyoruz biz böyle? Ha? Ya hayır, kalıyoruz ki biz. Geliyorum alıyorum seni, kesip duramaz önünde. O da sensin, o da sensin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bir tek adam sevdim, o da sensin, o da sensin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim. Sen uyurken hasretin dökülür gecelerden sokaklara. Gelir yüreğime çöker. Her gün başka bir pencerede sensizliğim yollarına bakar. Ve boynunu büker. Ben bir tek kadın sevdim. O da sensin, o da sensin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bir tek adam sevdim. O da sensin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı yemin bildim, söz bildim. Ben bu sevdayı kutsal bildim. Ben bu sevdayı yemin bildim, söz bildim. Ben bu sevdayı kutsal bildim. Bu kadar.
Ben abimi ikna etmenin yolunu bulacağım. Sen merak etme. Yanağından bir öp. Bu neydi şimdi? Balon sapıcıyı. Gel buraya. Ya bunlar ne yapar? Benden habersiz buluşmuşlar. Gel. Şişt, şişt, ne oluyor? Abim, abim camda camda. E ne olmuş ya? Mesela adam kör zaten, bizi görmüyor ki. Gel buraya. Ağzından daha at sokağın ortasına. Ben nasıl bırakacağım seni? Yeter daha, yeter daha. Kaç kere öpeceksin mahallenin ortasına? Abi. Sen görüyorsun. Görüyorum. Ama gördüğüm hiç hoş değil. Ya namusumuzu iki paralık edeceksin ya. Ben ayıp bir şey yapmadım. Yapmasın ya, yapmasın hiç. El alemin adamıyla öpüşüyorsun sokağın ortasına. Hem de ağızdan. Hiçbir şey yapmasın ha. Kızım sen itibarımızı beş paralık mı edeceksin? Geç kızım bir seni. Bir saniye. Sen benim karımla bu şekilde konuşamazsın. Karım mı? Ne karısıyla biz daha sağ kızımız vermedik. Senin ağzın gayay. Ya yağlı yedin ya da mermiden hızlı koşuyorsun herhalde. Abi sen inanmadın galiba. Biz evliyiz Murat'la. Hala konuşuyor ya. Geç kız içeri. Geç! Geç içeri, biz erkek erkeğe konuşacağız. Geç! Bir saniye. Biz nasıl istiyorsan o şekilde konuşuruz. Sıkıntı değil de sen benim karıma ne yapacağını söyleyemezsin. Hala karım diyor ya. Sen hala inanmıyorsun ya. Ya biz evliyiz, biz resmi nikahlıyız. Kızım sen öksüz müsün? Biz seni cami avlusuna mı bulduk? Senin bir baban, bir abin yok mu? Biz seni vermeden kimse seni alamaz. Bunu o got kafana sok. Var mı? Benim babam var mı? Benim abim var mı? Ya ben en son babamla ne zaman görüştüm hatırlamıyorum. En son ne zaman yanıma geldi hatırlamıyorum. Biz ne zaman ailece aynı sofrada oturduk ben hatırlamıyorum. Ya sen, sen ya sen. Beni kaç kere aradın? Beni bir kez aradın mı nasılsın diye? Nasılsın? Nasıl gidiyor? Ne yaptın? Bir ihtiyacın var mı? Paran var mı? Sağlığın nasıl dedin mi? Sen annemi, aileni bırakıp çektin gittin. Bir sene görmedim ben senin yüzünü. Şimdi sen gelmiş bana hayatıma mı karışıyorsun? Hesap mı soruyorsun? Sen bir düşün, buna hakkın var mı? Hayat. İyiyim ben, sen git hadi. Tamam, tamam, bir dakika. Tamam, çözeceğiz. Bu işi çözeceğiz. Şimdi sana bir şey soruyorum. Ama biraz önce bana dediklerin aynısını, ama aynısını babama diyebilecek misin sen ha? Babam nerede? Nerede? Yok. Abi kabul et artık. Bizim başımızda hiçbir zaman babam olmadı. Her zaman dedem vardı. Her şeyde her zaman dedem yanımızdaydı. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir sakin olalım mı? Bunu çözmenin elbet bir yolu vardır. Ha? Zaten abin de senin mutluluğunu göremediği için böyle yapıyor değil mi? Ya illa ki ne olacaktı başka zaten? Mürvettu da mürvettu. Ben mürvetini görmek isterim kardeşimin ya. Bir nikahtır, bir kınadır, bir düğündür. Tamam yani ne istiyorsan yaparız. Nedir yani, sorun değil. Benim için değil yani. Bir kardeşim ister diye diyorum, yoksa bana ne? Yok, benim için önemli değil. Tamam. Tamam, ne gerekiyorsa yaparız. Halam da yaparız, kıra da yaparız, tamam. Tamam da yani yine de şimdi babam öğrenirse? İşin o kısmı da sana kalıyor artık ya. Oldu, bana niye kalıyor? Ben nasıl halledeceğim ya? Bulacaksın bir yolunu. Yok, ben bulamam bir yolunu yani. Bulursun, bulursun. Sen bulursun. Nasıl görmüyorum ayağında hepimizi kandırdıysan, onu da bulursun. Ya yazık anneme ya, yazık. Sen görmüyorsun ya, nasıl üzüldü kadın? Tamam. Kız bak, anneme eğer söylersen var ya, seninle çok fena papaz oluruz ha. Olmaz öyle şey, söyleyeceğim. Tamam kız, tamam da ya. Vallahi babama her şeyi söylerim. Sen bize şantaj mı yapıyorsun? Bu saatten sonra şantaj da yaparım, montaj da yaparım enişte. Köşeye sıkıştık. Ah abi, ah abi. Kabul mü damat? Kabul. Kabul öyle olsun. Tamam. Kabul mü hayat? Ya
Gel buraya gel. Gel buraya. Gel. Gel abine. Oğlum büyüdün de abine fırça mı atıyorsun he? He? Canını yerim senin canını. Aşkım yardım eder misin ya? Elbiseyi bağlayamadım. Gel bakalım. Farkında mısın? Şu anda bunun tam olarak tersini yapmam lazımdı. İyi de bunları sen istedin. Sen yapalım dedin. Evet dedim. Çünkü mutlu olmanı istiyorum. Çünkü sen her şeyin en güzeline layıksın. Ama ne yapsak böyle... Biraz acele mi etsek? Hiç biraz daha beklemen lazım canım. Birazcık daha sabret. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok. Dalga geçmiyorum. Kavuşamak güzel değil mi? Tutkumuz büyüyor. Çıkar hakkından o zararlı düşünceleri. Şu gün bir geçsin. Şu videomu artık fotoğrafımı neyse bir çekilsin. Yarından sonra seni kimse elimden alamaz. Konuşma böyle. Utandırma beni. Bir gariplik yok mu sence? Yani seni öptüm ama odaya kimse girmedi. Kimse bu anı bozmadı. Ne yapsam bir daha mı denesem acaba? Dene. No, 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 no. Go baby, go. Her şey eski yakışına geri döndü. Ben de bir an korkmuştum. Evet, Tuval. Erkekler bugün out. Okey, daha çok işimiz var. Daha kızı ağlatacağız. Az ağladım ya, biraz daha ağlayayım. Gerçekten yani. Siz ağlayın, benim karımı niye ağlatıyorsunuz? Really? This is adetmiş. Hadi go. Seni hala görüyorum bak. Hala buradasın. Okey. Out. Hala görüyorum. Hala. Kavuşuyorum ben, sevinmeyecek miyim? Oh, aslında o kadar da kötü olmadı be abi. Yani bu düğün dernek işleri de zor bir şey değilmiş. İşte ne güzel eğleniyoruz. Gel gel, gel ortaya gel. Baş harfini yazdırdım. Ay Doruk demiyor da sevdiğim biri diyor. Ne yapayım işte sevgilime sürpriz olsun istedim. İşte ben de bıyık çizdireyim bari tam olsun. Dalga geçmeyin be. Ha Emine. Hadi. Ben bu büyük hanımın halini hiç beğenmiyorum. Gözü yere bakıyor. Ha, toprağa diyeceğim.
Dilim el vermiyor. Allah muhafaza. Kolay değil. Ah benim Haşmet babam, ah. Oğlu da kendi gibi ya. Böyle kendi kafalarına göre yaşıyorlar hayatları. Geride bıraktıkları üzülüyor mu, özlüyor mu? Umurlarında değil. Çal çal daha yüksek çal. Herkes duysun çal. Çaldı çaldı daha yüksek çaldı. Konu komşu yok nasıl olsa. He? Konu komşu olsun da çaldır ya. Düğünümüz var bu gece. Aynen öyle. Haydi. Çal 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 çal. Ya bir de bir Karadeniz havası çalın. Kemençe falan yok mu ya, bir horon tepeli şuraya. He? Hadi hadi girelim içeri, girelim. Hadi Murat gel. Mutlu görmüştüm herhalde. Şuna bak ya, nasıl eğleniyor. Adam karısına kavuşacak diye sevinçten göbek atıyor bak. Hanımefendi, kıyafetiniz çok yakışmış. Valla bilmesem bizim oraların Hırçın Karadeniz'in kızı diyeceğim yani. Hayat'ın abisi bey, bence beni bu kadar ince ince süzmeyin. Sizin mom bakıyor. Anlayacak sizin numaranızı. Liar! Vay beyim, beni bu kadar ezmeyin. Nedenlerim var. Yoksa ben hayatta yalan konuşan bir adam değilim yani. He tabii. Kız, kız. Şuraya bak, şuraya. Benim oğlanla Tuval Hanım böyle pek bir muhabbetteler maşallah. Kız, yoksa benim oğlana göz mü koydu bu kız? Belki senin oğlan ona göz koymuştur. Aa, ne münasebet. Ya çocukta göz mü var? Görüyor mu çocuk göz koyuyor? Hangi gözü koyacak? Aman canım, koydularsa koydular. Kazık kadar adamlar. Yani ne olacak? Sen de kaynanaya bağladın iyice. Sen gel bakayım benimle. Gel gel, yürü. Yürü. Oh!
nasıl ya? Gelin hanım. Olayların sırasını karıştırdınız galiba. Burada olmamanız gerek. Yoksa yarına kadar beklemeyecek miyiz? Heyecanlanma boşuna. Ufak bir işim var. Onu halledip gideceğim. Neymiş o? Uzat elini. Ne bu böyle? Kına yakacağım. Ay saçmalama hayat, ne kınası ya? Adet kocacığım, adet yakacaksın. Ya bir ton şey yapmadık mı zaten? Yarın fotoğraf çekimi var. Damat tıraşı var sonra. Gelin hamam var. Yani bir ton şey yaptık. Bu adet de eksik kalıversin, ne olacak? Murat, uğursuzluk mu gelsin sonra? Karşımıza engel mi çıksın? Ne yani? Sadece kına yapmadık diye engel mi çıkacak önümüze? Ya lütfen yani. Ya aşkım, bir riske atmayalım değil mi? Hayat saçmalama, tamam artık. Hadi kaldır şunu ya. Aman iyi be, al. Aman. İstemiyorsan yakmayalım. İyi geceler. Hadi dur. Tamam kızma, tamam. Yarın görüşürüz. Yahu dur, böyle gitmene izin veremem. Şu an çok kızgınsın. Kızgın değilim. Annem aşağıda, abime kızgın. Tutma beni. Şöyle yapsak. Seni ben bıraksam. Burada beraber baş başa. Otursak öyle. Hı? Olmaz canım. Bu gece bana dokunamazsın. İyi geceler sana. Ah. Cüzdanı ne? Niye kimse takmıyor onu? Oy kurban olayım. Ne kadar güzel oldu kızım. Bakın ya maşallah maşallah. Rabbim bahtını açık etsin. Amin. Amin amin. Aşkım. Hayatım dünyam, hemen gitmemiz lazım. Aa nereye oğlum? Anne babam İstanbul'a gelmiş. Bu İstanbul'a. Tövbe estağfurullah anacığım, kafan yerinde mi senin ya? Başka İstanbul mu var ha buraya ya? Adam havaalanında bekle dedim, ben gelip seni alacağım dedim. Adam beni bekliyor havaalanında. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız, gideceğiz. Kaçın, hemen kaçın, kaçın. Ya olmaz, bir dur da seni ortalığı itten aşağı verirsin ya. Kardeşim bir düğün fotoğrafı olmasın be hayat. Ya abi saçmalama, babam İstanbul'dayken ne düğün fotoğrafı? Daha eve gideceğiz, eşyaları alacağız, hadi. Yok yok, abin doğru söylüyor. İnsanın hayatında bir kez gelir başına böyle bir şey. Enişte, beş dakikada böyle bir iki tane pozaya kıvırırız değil mi? Baba kayım abi. Cire. 5 dakikada Beşiktaş'a, sen çakıver hadi. Olacağım. Ay ben niye böyle oldum? Bir bitmedi da vedalaşmanız ya. Haydi haydi. Gören de Güney Afrika'ya yerleşeceksiniz zaten. 2-3 günlük tatile gidiyorsunuz altı üstü. Haydi haydi haydi. Ya ne acele ettiriyorsun sen? Gitme bak, gelenekle gidiyorum. Sen sus, sus. Sen sardın zaten babam belasını başımıza. Anne. Oy güzel kızım be. Bak şimdi içim rahatladı biliyor musun? Her şeyin tas tamam oldu ya. Güzel kızım benim. Babamı ne yapacaksınız? Sen onu düşünme kızım. Biz bir şekilde halledeceğiz onu. Sen takma kafanı hadi. Hala bir ağlamak, hala bir duygusallık. Bez nokta bezdir ya. Babam arayayım, ne diyeceğim? Bir bitmedi ve dolaşmanız bitmedi. İlla dizi filmlerindeki gerilime sokacaksınız beni ha. Alo. He baba. Ne? Havaalanına çıktın mı?
Baba ben sana demedim mi çıkma diye, orada taksi bir dünya para yazar. Ben seni alacağım dedim. He, neredesin sen? Lokalde misin? Baba sen şimdi orada beni bekle. Ben seni gelip alacağım orada bir... Alo baba. Kapattı geliyor, haydi. Bittik biz. Hadi çabuk gidin. Ya şöyle bir şey söylesem, bir insan gibi konuşsak kesek ki böyle ya, yani. Hadi yavrum, hadi. Enişte yavrum, senin fikrini kendine sakla. Babam geldi mi seni insanlıktan çıkartır, haydi. Haydi, çık. Sen hiç üzerler mi? Abim halledeceğiz diyorsa halleder. Hadi aşkım, Allah aşkına ya. Gidelim bak, her şeyimiz yarım kalacak. Öyle bir şey olmayacak, buna izin vermem. Seni kimse elinden alamaz. Yakmışsın. Evet, senin için. Enişte çalıştır da çalıştır. Bilmeyeyim araba kullanmasını be. Hadi da. Çık. Hadi. Bas. Bunu ne bağladınız ha bunun arkasına? Bizi ses çıkartıyorlar mahalleyi başımıza. Cemil babam bizi kesecek. Kesecek Cemil. Ne yapacağız? Niye geldin? Tamam anacığım, sakin ol. Ben halledeceğim. Babamı göndereceğim ben. Sen hiç merak etme. Vallahi mı diyorsun? Vallahi. Ama senden bir şartım var. Ne şartı? Anam, garip bana. Çilekeş anam. Beni affet ediyorsun, tamam mı? Uy kurban olurum. Sen gönder, dile benden ne dilersen. Hoş bende, hiç merak etmesin. Şşş, fırsat yok. Sen beni arabayla at. Tabii abi, buyur, geç böyle. Göstersin. Bence de böyle geç. Hadi. Oh. Kapı kaldı. Kapı bayi, niye fark ettiniz arabayı ya? Geç kaldın. Annem götürler, gel. Çık. Hepsi yeteneksiz da bunların ya. Ey büyük Allah'ım, yüce Rabbim. Sen çocuklarımı sağlıkla saatlik gönder, getir. Seferi de başımızdan al ya Rabbim. Amin. Amin. Murat, ne olur inme. Of ya, of Murat ya. Ne işin var senin burada? Takmamışsın düğün hediyeni. Ne diyorsun sen? Saçmalama, ne hediyesi? Sana verdiğim hediyeyi. Murat, yok öyle bir hediye. Yemin ederim öyle bir hediye yok. Biliyorum canım, biliyorum. Hadi çek arabanı. Tamam, sakin ol. Çekileceğim tabii. Şimdi siz böyle düğün dernek işlerine falan girmişsiniz. Bir tebrik edeyim dedim. Murat hadi gidelim bak, acele edelim babam. Acelimiz var, hadi çık arabanı. Hay. O zaman size mutluluklar. Sevgilim, yemin ederim öyle bir hediye yok. Ya biliyorum, uyuz etmek için yapıyor. Yeniden hesaplanıyor diyor. Kafayı yiyeceğim ya. Murat, yine aynı yere geldik galiba biz. Galiba öyleyiz. Nerede bu otel ya? Kesin yanlış yerdeyiz var ya. Bak buradan hiçbir şey geçmiyor. Hani araba yok, hiçbir şey yok. Ha, korkuyorum. Korkma bir tanem, yolda bir yer bulacağız, kalacağız orada. Korkacak bir şey yok. Burada bir saattir yanıyor ya, benzinimiz biterse? Tuval var ya, nerede cehennemin dibinde oteli bulduysa. Telefonlarımız da aldı bir de. Neymiş, kimse rahatsız etmesin. Ya. Gerçekten kaybolursak bizi kimse bulamayacak. Keşke dinlemeseydik. Tamam meleğim, korkma. Allah Allah, sıkıntı yok. Ben yanındayım.
Dedim sana işte aynı yerdeyiz. Bu evin önünden geçmiştik. Evet geçmiştik de. Ya benzinli cihazlarla ne yapsak, girsek mi buraya hayat? Yani bir yardım falan isteriz işte ise. Ne yapalım, girelim, yağmur da geliyor zaten. Yoksa yolda kalacağız. Hadi. Kimse yok galiba. Öyle görünüyor. Dur ben bakayım, sen bekle burada. Olmaz aşkım, olmaz. Çok karanlık, ben korkarım. Çok karanlık. Hadi gel. Kimse var mı? Oo, çok güzel. Yağmur da geliyor. Ne yapacağız Murat? Yani yapacak bir şey yok. Burada kalacağız. İyi de başkasının evi. Ne yapalım? Yani benzinimiz azaldı. Bak yağmur geliyor diyorsun. İstersen ormanda yürüyelim. Romantik olur. Alay etme. Ne yapalım hayatım? Burada kalalım bu gece. Yarın gündüz gözüyle bakarız. Hem bir benzinci buluruz. Ya da yardım edecek birine bakarız. Yaparız yani. İyi, ne yapalım, tamam. Kalalım da kapı kapalı. Nasıl gireceğiz içeri? Ha. Murat sarsılmaz tekniğinde. Onları yaktım. İyi yaptın. Ben de bunu buldum yukarıdan. Yukarısı da aynı, hiçbir şey yok. Belli ki bayağıdır kimse uğramamış buraya. Ay, üşüdün sen değil mi? Biraz. Tamam, ben bize yakacak bir şeyler getireyim hemen, tamam mı? Hayır. Gitme. Korkarım ben. De korkacak bir şey yok ki. Yan tarafta ahır var. Orada kesin yakacak bir şey bulurum ben. Hatta sen ne yap biliyor musun? Ah. Şöyle yapalım. Şimdi sen gözlerini kapat. Ben gelene kadar içinden 100'e kadar say. Ben tamamlamadan burada olacağım, tamam mı? Hadi bakalım. 1 3 4 84 85 86 Geldim. Çok üşümüşsündür sen. Oh. Dur hayatım, dur. Dur şunları yakalım ilk önce. Yok, önce seni bir ısıtalım. Tamam, dur. Şömineyi yakalım, ısınırız ikimiz sonra. Ah.
hasretin dökülür gecelerden sokaklara, gelir yüreğime çöker, gelir yüreğime çöker. Her gün başka bir pencerede sensizliğim yollarına bakar ve boynunu büker. Her gün başka bir pencerede sensizliğim yollarına bakar ve boynunu büker. Ben bir tek kadın sevdim, o da sensin, o da sensin. Ben bir tek sende sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı yemin bildim, söz bildim. Ben bu sevdayı kutsal bildim. Gelir yüreğime çöker.